Junior'dan Senior'a sektörel sohbetlerin bir sonraki bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda yine Barış abi var ve muhtemelen en faydalı bölümlerden biri olacak diye ümit ediyorum. Çünkü kendimin de içerisinde birazcık bulunduğu bir süreç olduğu için biraz da bana da yarasın diye böyle bir konu seçtim. Bakalım nasıl olacak. Barış abi hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin abi. İyi mi sen nasılsın? İyiyiz çok şükür. Bugünkü konumuza girecek olursak bir şirkete girme sürecimizi dörde bölüp her bir sürecin kırmızı ve yeşil bayraklarını hangi şeyleri fark edersek oradan uzaklaşmalıyız, hangi şeyleri fark edersek bu iyiye işarettir. Bunun üzerine konuşmak istiyorum. Ben önce bölümün başında bu dört süreci bir söyleyeyim herkese de zaten aşağıdaki YouTube'dan izleyenler aşağıdaki o işte o bardan görürler yani hangilerinin olduklarını. Öncelikle iş ilanlarında nelere dikkat etmeliyiz? Mülakat süreci, mülakat süreci eğer olumluysa maaş konuşma kısmı artı şirkette geçireceğimiz ilk 3 ay olarak dörde böldüm. Ve bunların her biri üzerinde beraber sohbet edeceğiz. Bence iş ilanlarından hemen başlayabiliriz. Bir iş ilanında neyi görürsek bu kırmızı bayraktır, neyi görürsek tamam ben bu işe başvurabilirim, burada güzel bir ekip var gibi görünüyor diyebiliriz abi. Sözü sana bırakıyorum ben. İş aramada teknolojilere fit olmak önemli. Sizin kullandığınız teknolojilere eğer karşılıyorsa iş ilanındaki en azından %50 fit misin? Yani oradaki teknolojilerin %50'si sizde mevcutsa bu ilana başvurabilirsiniz. İlanlardan çok şey kestiremiyoruz. Firmaların durumunu açıkçası ben kestiremiyorum. Belki kestirenler vardır ama genelde firmalar kendilerini ilanlarda hep şey göstermek isterler yani. İyi göstermek isterler. İşte biz bilmem kaç ülkede aktifiz, şöyle iş yapıyoruz, böyle iş yapıyoruz deyip kendilerini gösterdiler. Genellikle bir firmayı öne çıkaran özelliği ilandaki yan hakları oluyor. Çünkü zaten yasalarla verecekleri şeyler belli yani. Eğer bir Türk firmasına çalışacaksanız sigorta yapacaktır yani o size. Bunun kaçışı yok. Onun haricinde yan hakları ne kadar fazlaysa orada sivriliyor şirketler. Anlatabildim mi? Yani zaten Evet. standart olan şeyleri verecekler. İşte size yol vereceğiz, yemek vereceğiz. Zaten vermen lazım. Yani bu yasal olan bir şey. Bu senin şirketini ön plana çıkaracak bir şey değil. Bunu da böyle pazarlayıp da ilana koyanlar var. Özellikle bunları pazarlayıp ilana koyuyorsa kırmızı bayrak çekebiliriz burada. Bunu böyle bir zihniyette çalışan birisi var demek ki bu ilanlara sizden. Buralarda uzak durmakta fayda var. İş tecrübesi istiyorsa başvurmayın demişim. Yani bu da şey anlamına geliyor. Sen hiç tecrüben yok ama tecrübeli birisi istiyor. Başvurmaman daha iyi. Çünkü başvurman şirketlerde şöyle bir intiba bırakıyor. Ya diyor biz diyor ilan açtık 300 tane CV gönderildi. Biz istediğimiz işçiyi çıkarırız. Nasıl olsa arkada 300 kişi var. Sırada 300 kişi bekliyor bizle çalışmak isteyen. Anladın mı? Bakış açısı bu yani adamın. Evet, Ve anladım. ben bir ara hastanenin işte bilgisayar kısmında ile alakalı bir hastane iş başvurusu yapmıştım. Yıllar sonra. 1,5 yıl sonra falan döndüler. Oha. Yani benim o zaman işe ihtiyacım vardı. Şu an okuyorum, üniversitedeyim. Demiyorum yani teşekkürler. Hem firmalara şey vermiş oluyoruz. Böyle firmaya bir rahatlık vermiş oluyoruz. Doğru değil. Hem de zaten biz de oradan olumsuz bir şey duymayınca demoralize oluyoruz. Bence hiç gerek yok başvurmaya o durumda. Benim aklıma bir soru geldi şimdi. Her ilanda her türlü bir İngilizce yazıyor. Her ilanda yani istisnasız. İçerisinde İngilizce kelimesi bulunmayan bir ilan bulamıyoruz. Fakat aşırı iyi İngilizce isteyenler var. İşte dokümantasyon okuyacak kadar İngilizce isteyenler var vesaire. Ya ben şunu merak ediyorum. Mesela benim aşırı iyi İngilizcem varsa yani ne bileyim o şirkete belki de başvurmam zaten. Hani bilmiyorum bunu ya şirketler kendilerini çok mu kıymetli mi görüyorlar ya da çok mu iyi maaş vermeyi planlıyorlar da bunu söylüyorlar. Yani ben buradaki dengeyi tam anlamıyorum. Ben çok iyi İngilizcem varsa yurt dışındaki şirketlere de başvurabilirim ve çok düşük maaş alsam bile belki de senin vereceğin maaştan daha yüksek maaş alırım. Yani biz eğer İngilizcemiz çok iyi değilse bile başvurmalı mıyız buna? Yani bir şekilde kotarabilir miyiz onu? Mesela yani kusursuz İngilizce istiyorlar ama bizim yine var biraz İngilizcemiz şöyle böyle. Hani o konu nasıl? Orada ne yapalım? Başvurun, İngilizceniz kötüyse zaten almazlar. Yani onlara kalmış bir şey. Çekinip de şey yapmayalım yani değil mi? Hani Aynen. yok ben buraya. Başvurun. Tamam güzel. %50 fitsen başvurun. Tamam. Peki dedik ki tamam ben buraya başvuracağım. Ve bize döndüler. Hadi dediler bir mülakat yapalım. Burada nelere dikkat etmeliyiz? Ne bizi korkutmalı? Ne bizi uzaklaştırmalı? Ya da neyi görünce böyle bir tamam burası olur gibi demeliyiz? Mülakat uzarsa korkmayın.
Bu iyi işaret. Bunu söyleyebilirim. Rahat olun, kendiniz olun ve yalan beyan da vermeyin. Bu çok önemli. Evet, bunu önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Bir şey Evet, bilmiyorsak. önceki günlerde bunun üzerinden geçmiştik dediğin gibi. Evet. İzlemeyen arkadaşlar için sen yine link bırakırsın. Soruları tam anlamadıysanız biraz daha ayrıntı vermesini isteyebilirsiniz. Bu karşıdaki insanı da şey yapacaktır ya. Yani belki bu çocuk biliyor, anladın mı teknolojiyi? Ya da senin söylemek istediğini biliyor. Belki terimsel olarak bilmiyor, anladın mı? Mesela benim karşılaştığım bir olay vardı. Bana soru şöyle geldi. Ya dedi, biz dedi request atıyoruz server'a backend'e. Daha hızlı response almak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Dedi mesela. Ya benim aklıma da böyle birden fazla çözüm geldi. Biraz bekledim böyle. Sonra düşündüm. O sonradan bir şey söyledi, tamam mı? Böyle hani hızlıca response vermesi için bir şey ekler miyiz gibi deyince ben de lambalar yandım. Meğersem adam şeyi soruyormuş. Cache'leme olayını. Ben Redis dedim. O da dedi ki evet dedi. Cache dedi yani. Bunun şeyi. Redis de zaten çok hızlı bir database olduğu için genelde cache için kullanılıyor. İşte burada sorulan soruyu ben bilmiyor değilim. Suskunluğumun sebebi o değil. Benim aklıma birden fazla şey gelmişti. O yüzden ayrıntı sorabilirsiniz. Yani ben mesela aklıma birden fazla çözüm geldiği için soruyu orada kısıtlamak istedim. Dedim tek bir tane şey mi? Tek bir yere mi atılan istekler dedim. Çünkü şöyle bir şey de olabilir. Diyelim ki projen bir tane Docker dosyası. Sen projeni yatayda çokladın, tamam mı? Bu sayede ne oluyor? Aynı anda birden fazla server senin için çalışıyor. Yani daha fazla request atıp daha hızlı response alabilirsin. Çünkü requestler birbirini beklemezler. Yani her biri ayrı şeye düşer. İş parçacığına düşer, anladın mı? Benim aklıma ilk bu geldi mesela, o öyle deyince. Ya dedim acaba bu kadar zor mu sordu soruyu yoksa kolay mı sordu? Redis o anda aklıma gelmemişti mesela ilk sorduğu zaman. O yüzden ayrıntı vermesini istemek gerekiyor. Soruyu anlamadıysanız ya da bir ipucu. Bunlar ayıp şeyler değil. Bunları sorabilirsiniz. Mülakata girmeden şirket hakkında bilgi edinmek önemli. Ne tarz projeler yapıyorlar? Kime çalışıyorlar? Yurt dışına mı? Yurt içi mi? Bunlar önemli. Soruları not almanız çok önemli. Bunu yaparken ekran kaydı almamalısınız. Kendi ses kaydınızı alıp KVKK ile ilgili ihlale girmeyin. Sorunuzu kendiniz tekrarlarsınız. Hem karşındaki insanı anladığınızı gösterir hem de not almak için kaydı düşmüş olursunuz. Bu çok önemli yani. Bu bayağı Bu mantıklıymış ya. Benim hiç aklıma gelmemişti bu. kümülatif olarak senin bir sonraki mülakatta işi kapma oranını yükseltir. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri soracaklar sana. Ve ne kadar çok sorabilirsen mülakat esnasında o kadar yükseleceksin orada. O kadar büyüyeceksin. Tabii burada İK'ların uyanıklığı söz konusu. Maaşı önden sorup mülakatı sonradan yapıyorlar. O yüzden siz onlardan uyanık olup ilan, yani size iş için geldiyseler bir maaş aralığı sorun direkt olarak. Vermezseler demek ki burada şey var. Seni ucuza getirme isteği olabilir. Daha önceki yayınlarda söylemiştik. Buna dikkat etmeliler. Bilmediğim bir şey varsa da bilmiyorum diyerek için içine sıyrılmış oluyorsun. O zaman diyelim ki mülakatımız olumlu geçti ve iki taraf da okey dedi. Diyelim ki mesela maaş kısmına geldik. Yani burada bir bilmiyorum, bu konuda benim çok tecrübem yok. Böyle bir pazarlık oluyor mu? Ya bak 15 bin, bak hadi 17 bin falan, böyle bir süreç oluyor mu? Nasıl oluyor bu süreç? Biraz bahsetsene. Pazarlık yapanlar var, ben duydum. Maaş aralıkları sürekli değişiyor. Ancak şirket maaş bilgisi için Glassdoor'a bakabilirler arkadaşlar. Glassdoor alternatif olarak şirketten birkaç kişiye linklerini ekleyip maaşını sorabilirler. Bu da bir yol yöntem. Ancak halihazırda çalışıyorsanız şu anki mevcut maaşınızın 1,5 veya 2 katını söyleyin ki mülakat süreçlerine değsin. Benim bir tane Türkiye'de çok böyle ünlü bir bankayla mülakat sürecim oldu. Bütün CV'yi elle girdirttiler sistemlerine. Ben normalde girmem. Bu firma hem uzaktan çalışmayı hem de esnek saatleri destekleyen bir firmaydı. Bu iki seçenekten dolayı dedim hadi doldurayım yani. Doldurdum. Bayağı da uzun sürdü yani. Yarım saat rahat sürmüştür çünkü o tarih aralıklarını falan da adamların sistemlerine giriyorsun. Çakışırsa bir de hata veriyor. Hatayı nerede olduğunu anlayamıyorsun. Ya adamların sistemleri de şey, tamam mı? Havada kalmış. Tam yazılmamış yani. Öyle olunca bayağı bir zamanımı aldı açıkçası. Para kaybettim yani. Adamların mülakatına girdim. 35 bin lira söyledim. Ben bununla çalışırım. Ve sonrasında bana olumsuz döndü. Para kaybettim yani. Basit bir şekilde para kaybettim. Size ayırdığım zaman da para kaybettim. Neden? Ben çünkü zaten şu anki çalıştığım firmada çalıştığım saat üzerinden kazancım var. Ben size ayırdığım vakit yüzünden para kaybettim. Yani o yüzden
Bunlar bir tık sıkıntı ve maaş aralığında önceden söylemekte veya maaş aralığını önceden sormakta fayda var. Eğer maaş aralığını önceden sorsaydım veya kendi istediğim maaşı daha önceden belirseydim İK'ya, ilk maaşı konuşsaydık hiç bu angarya işlere girmeden mülakat sonlanacaktı. Çünkü ben maaşı söylediğim zaman oradaki abimiz de şey dedi yani, kesin net midir dedi yani. Dedim esneyim dedim maaş konusunda. Ondan sonra zaten şey Hacker Rank testi göndermişti. O CV'ye girdim ya, bir de Hacker Rank testi göndermişler. Onu da %95 falan çıkardım. %98 falan çıkardım. Bayağı yüksek yani. Zaten mülakata geldiğim zaman gülümseyerek hani şey yapıyorlar, karşılıyorlar. Bir kişi hariç, bir kişi çok soğuk bakıyordu. Öyle. Baştan maaş sormanın, öğrenmenin çok faydası var. Burada benim de ufak bir tecrübem var. Böyle bir şirketle görüşmüştüm. Bana böyle çok asgari ücretin birazcık üstü bir maaş söylemişlerdi. Kabul etmemiştim. Bu da böyle araya not olsun işte, böyle artist alaylı sıfır tecrübe milleti reddeden Junior. Bu da böyle bir anımdır yani benim de. Ya ilk iş tecrübense eğer kabul etmende fayda görüyorum ben açıkçası. Abi keşke daha önce Yani söyleseydim. maaş dedim ben söylemedim mi sana daha önce? Yok, Yani ben bu olayı ilk zaten iş seninle tecrübesi için tanışmadan önce yaşamıştım, evet. asgari ücret bile kabul edilebilir. Yani çok zor durumdaysanız, gerçekten nakite ihtiyacınız varsa asgari ücret bile kabul edilebilir. İlk iş tecrübesinden sonra asgari ücreti düşmeyin zaten. Yani hep üzerine koyarak bir daha. Evet. Maaşta da anlaştık mesela. Buradan sonrası bende zaten yok. Ben burada pek söz sahibi değilim. O yüzden tamamen sana bırakacağım. Şirketteki ilk 3 ayımız. Burada hangi roldeki insanlara dikkat etmeliyiz? Nasıl iletişim kurmalıyız? Neler bizi şirketten uzaklaştırmalı, hemen kaçmalıyız? Neler bizi, tamam ben bu şirkette uzun vadeli bir şekilde çalışabilirim demeli, dedirtmeli. Takımda mesela, bir takımın içerisindeyiz. Neye dikkat etmeliyiz? Bunları senden duymak isterim. Şirket içi iletişimi çözmeniz lazım ilk girdiğiniz zaman. Şirketlerin farklı iletişim kanalları var. Bu Discord olabiliyor, Slack olabiliyor. Ama bunlardan ayrı olarak mail zorunlu abi. Mailde size bir şey soruluyorsa cevap vermek zorundasınız. Maile düşen her şeye bakmak zorundasınız. Bu çoğu yeni çalışan tarafından bilinmiyor çok fazla. Takip de edilmiyor. Şirket kendi içerisinde mail üzerinden haberleşiyor. Yani yasal olan budur. Yani sizin mail üzerinden haberleşmeniz çok önemli ve bunun şeyini güzel yapmıyor şirketler. Benim Türkiye'de karşılaştığım halde oryantasyonunu çok iyi yapmıyorlar yani. Bunun önemini çok dile getirmiyorlar. Ben mailde cevap vermediğim için şirket içi soruşturma dediğimiz hani neden cevap vermedin diye bana mail de geldi yani. C-level yöneticiler bana neden maile cevap vermedin alakalı şey yaptılar yani. Üzerime gelindi. Bu mesela benim maille alakalı yaşadığım en büyük tecrübelerden birisi. O sıralar benimle alakalı olumsuz intiba vardı şirkette mesela. Maile cevap vermedim diye o da mesela onun üzerine eklenmiş oldu, anladın mı? Evet. Bu tarz şeyler çok önemli. O yüzden şirket zaten sizi çıkarmak istiyorsa ilk 3 ayda korkun eceli faydası yokmuşçasına çalışabilirsiniz yani. Çıkartmak isteyen her türlü çıkartır. Çok şey yapmayın bu konuyu. Ama dikkat edilmesi gereken şeyler var. Mesela şirkete girdiniz, başladınız. Task yani size verilen bir task var. Sprint yapıyorsunuz veya işte bir tane yol takip ediyorsunuz. Verilen task genişlerse bunu task'ta belirtmeniz lazım. Çünkü bu task'ın kapsamı genişlediği zaman sizin daha fazla efor etmeniz gerektiği de anlamına geliyor. Belki diğer task'lara yetişemeyeceksiniz. Bunu önden belirtmeniz de fayda var. Çünkü buna göre de tekrardan planlanabilir sizin sprintin veya iş yapacağınız kısmı. Task'ta anlaşılmayan kısımlar varsa bu noktaları da sormanız gerekiyor. İletişimde sorun varsa eğer bu durumu tartışmalıyız. Benim yeni nesilde gördüğüm kadarıyla tartışmayı çok iyi beceremiyoruz gibi geliyor. Tartışmayı bilmiyorsalar lütfen tartışmasınlar. O yüzden ben kısaca tartışmayı şöyle ifade edeyim. Tartışmak karşı tarafı sorunları netleştirecek soruları sorarak cevaplar üzerinden merak uyandırmakla daha iyi olabiliyor. Anlatabildim mi? Evet. Yani biz bol bol bizim yaşadığımız sorunla alakalı soruları yöneltip alınan cevaplar üzerinden bizim konuyu irdelememiz gerekiyor. Tartışma bu şekilde oluyor. Sesini yükselterek, bağırarak, hakaret ederek olmaz. Bunlar çok yanlış. Şirket içi
dinamikleri etkiler, güveni etkiler, güven sarsar. Bunlar olmaması lazım. Çok kibar bir şekilde durumu, kendi durumunu da izah ederekten, sorular sorarak varsa bir sıkıntı bunu belirtmek gerekiyor. Kendi fikirlerini dayatmak da tartışmak değildir. Yani önemli olan orada soruna cevap bulabilmek. Belki evet senin daha iyi bir fikrin olabilir ama tartışmadaki amaç illa doğru fikir tartışmanın sonucunda yapılacaktır demek değil. Tartışmanın sonucunda yönetimin söyleyeceği şeyi nasıl yapacağın senin önemli. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sen bir oranın çalışanı olduğun için günün sonunda onların dediği şekliyle hareket etmek durumundasın. Bu durumlardan dolayı en çok karşılaştığım şeylerden birisi mobbing. İlk 3 ay çalışırken mobbinge dikkat etmek gerekiyor. Mobbing nedir derseniz, sizi rahatsız eden iletişim şekli olan insanlar olur. Size bağırır, korkutur, sizi sindirmeye çalışır ya da baskı kurar üzerinize. Anlatabiliyor muyum? Ben örnek veriyorum. Mesela ben bir şirkette bayram gelirken, Ramazan bayramıydı. Tam olarak tecrübeli olduğu için yani bana mobbing yapan arkadaş da çalışmamı ima etmişti. Çalış demedi de çalışmamı ima ediyor, anladın mı? Mobbing yapmıyor ama mobbingin yolunu gösteriyor. Anlatabildim mi? Evet. Bu tarz durumlar için mobbingle karşılaşırsınız. Bu durumlarda ekran kaydı, ses kaydı almanız lazım. Yöneticiniz veya sizi yöneten ekip lideri olası bir durumda sizi aşağılarsa bunları ses ve ekran kayıtlarına alın. Mobbing ile karşılaşacağınızı öngöremeyebilirsiniz. Her görüşmeye kayıt almakta fayda var. Mobbing yoksa görüşme kayıtlarını sil. Yani diyelim ki kayıt aldın, mobbing yok. O kaydı sil mesela. Neden? KVKK abi. KVKK gelir. Yasal değil yani. Senin o kaydı bilgisayarını tutman yasal değil. Sildiğin zaman sorumluluğu olmuyor. Genellikle mobbing birebir görüşmelerde oluyor. Birebir görüşmelere çağrıldığın zaman karşınızdakine de kayıt alabilir miyim diye sorabilirsiniz KVKK gereği. Bu da karşındakinin mobbing yapacaksa eğer dizginler. Evet. Yapamaz ki zaten öyle bir şey olsa. Bir şey diyemez yani. Ama bunu her seferinde yapmak ne kadar doğru abi yani. İşte merhaba Barış abi, bak kaydediyorum da ona göre falan ve her seferinde. Bir garip değil mi yani? Ya da dediğim gibi kayıt al. Eğer mobbing yoksa sil. Mobbing varsa bunu avukatınla görüş. Bu ekran kaydını mahkemede delil olarak kullanabilir miyiz diye avukatından danışmanlık alsın bu konuda. Ona sorsun. Eğer öyle bir durum varsa yapabiliyorsalar bunu hem kanıt olur hem de bu kanıt üzerinden mobbing üzerinden dava açabilirler. Ve şirkete karşı haklarını alabilirler. Evet. Bu bayağı ciddi bir konu gerçekten. Evet, ciddi bir konu. Şirket sizi çıkarmak istiyorsa bunu istediği şekilde yapabiliyor. Ama günün sonunda bizim de çalışan olarak haklarımız var. Haklarımız korunuyor. İnsanlar çoğu insan Türkiye'deki özellikle haklarından haberdar olmadığı için ben de mesela tecrübesizdim. Bir kurumsal iletişimleri bilmiyordum. Maile cevap verme zorunluluğum olduğunu bilmiyordum. Yani kaldı ki bir gün gecikmiştir, anladın mı? Bir gün gecikti diye maile cevap vermedim diye insan üzerine gelinmez. Bu ayıptır yani. Sizin ben ahlakınızı sorguluyorum böyle bir durum. İşiniz gücünüz bitti bana mı? Benim mailime mi? Öyle mi? Evet. Ayıptır yani. Bir soru aklıma geldi. Mesela diyelim ki iş tecrübemiz yok veya var veya çok az işte, yani böyle hani bir kendimizi kanıtlama dürtüsü içerisindeyiz. Bu dürtü ne kadar doğru? Çünkü benim tecrübem yoksa ne kadar çok gereğinden fazla inisiyatif almaya çalışırsam o kadar çok hata yaparım ve bu belki sıkıntı olabilir, bilmiyorum. Bu şirket kültürüyle de alakalı olabilir biraz ama. Yani ne kadar çok böyle inisiyatif almaya meyilli olmalıyız ilk başlarda. Ben yoksa şey mi yapayım, böyle bana verilen testleri yapayım böyle ufak ufak, işte yavaş yavaş ilerleyeyim tarzı mı, yoksa bayağı agresif mi yaklaşmalıyız ilk başlarda böyle? Agresif olmanız hoş karşılanmıyor Türk şirketlerinde. Benim karşılaştığım kadarıyla bu şekilde oluyor. Eğer agresif şeyler yapma peşindeyseniz bunu sormadan off record olarak yapın. Eğer çalışıyorsa çalıştığı şeklini gösterin. Bir üste takım lideriniz oluyor. Takım lideri size olumlu olumsuz bir şey dönmedi veya beğenmedi. Bir üstüne gösteriyorsunuz bu yaptığınız şeyi. Ondan da sonuç alamazsınız. Demek ki orada bir sorun var şirkette. Şirketin dinamiklerini bu şekilde kontrol etmiş oluyorsunuz. Uzun vadeli orada kalacağınızın cevabı da aslında buradan çıkıyor yani. Benim söylediklerim üstü ulaşmıyorsa şirkette bir sıkıntı vardır. Benim niyetlerim yukarıda tartışılmıyorsa burada bir sıkıntı vardır.
Yani şirket çalışanı dinlemeli. Şirket çalışanı dinlemediği zaman iş direktife düşer. Direktif de sizi yönlendirenin tecrübesiyle orantılı. Microsoft mesela direktif şekilde çalışıyor. Ama Bill Gates kendisi haftada bir, bazen değişebiliyor bu süre zarfı, kitap okuma kampı yapıyor kendisi. O hafta çıkmış tüm yazılım kitaplarını okuyor. Bir hafta boyunca hiçbir iletişim cihazını almıyor. Bütün güncel teknolojileri o hafta öğrenmiş oluyor. Ve daha sonra buradan edindiği şeyler direktif veriyor yöneticilerine. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Böyle Evet. yapalım, bu olur mu? Gibi. Yani o yüzden eğer CTO'nun fazla zamanı yoksa kendi yerine kulak vermeli abi aşağıya. Günün sonunda şu var. Sizin söylediğiniz şeyler CTO'da yankı uyandırması için elinizde kanıtlar olması lazım. Yani bir kod olur bu kod olarak. Bir makale olur. Bir şey göstermen lazım yani. Eğer o agresiflikle şirkette dinamikleri değiştirmek istiyorsan ellerinde kanıt olur. Ellerinde kanıt olmadan söylemler ile hareket etmek doğru değil. Çünkü CTO dediğiniz adam muhtemelen sizin düşündüğünüz şeyleri denemiş birisi oluyor genelde. Öyle denemişse zaten CTO'dur. Teoride çok CTO olunmuyor yani. Ben tam olarak şeyi anlamadım şu an mesela. Yani agresif yaklaşmak neden Türk şirketlerinde sevilmiyor ki? Ben daha çok çalışmak istiyorum, daha çok daha hızlı öğrenmek istiyorum, daha çok test bitirmek istiyorum belki böyle hani hızlı hızlı işte şuna da gireyim, buna da gireyim. Bu agresiflik neden iyi karşılanmıyor ya da ne gibi bir sakıncası var bunun tam olarak? Benim agresiflikten anladığım bu değildi. Benim agresiflikten anladığım ya bunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalımdı. Ha Yani yok. değiştirmeye yönelik hareketler. Tamam öyle o tarz bir durumda sıkıntı yok. Yani sen şey yapabilirsin. Ekstra task alabilirsin. Zaten taskların bittiği zaman sana yeni task atayabiliyorlar. Ya da sen backlog dediğimiz taskların deposu olan yerden kendi üzerine task alabiliyorsun. Bunu da project manager dediğimiz proje yöneticisi üzerinden halledebiliyorsun bu durumları. Bunda bir herhangi bir sakınca yok. Peki şey sürecini merak ediyorum. Mesela biz bir şirkete girdik ve pek tabii bir şirketin içerisinde zaten çalışmak bile bize bir şeyleri daha çok öğretecek. Hani o öğrenme sürecini destekleyecek. Fakat ya ben mesela ekstra bir şeyler de öğrenmek istiyorum ama sürekli ya bir şeyler çıkıyor. Tam olarak yetişemiyorum kendi hayatımda bir şeyler öğrenmeye. Yani bu bir sıkıntı mı sence uzun vadede? Yani bunun olması normal bir şey mi? Benim kendi olağan hayatımda öğrenmek istediğim şeylere vakit ayıramamam işim yüzünden normal bir durum mu sence? Böyle bir şey olsa yani. Yoksa şirketlerin buna biraz izin mi vermesi gerekiyor? Çünkü ben birkaç ilanda şey görmüştüm işte. Ücretsiz Udemy kursları vereceğiz işte. Kendi öğrenme sürecine de biraz zaman ayırabileceksin falan tarzı böyle maddeler vardı da bazılarında da yoktu. Bu yüzden bu soruyu sorma gereği hissettim şu an. Anladım. Sana ücretsiz Udemy veya böyle kurs tarzı şeyler vermelerinin sebebi sen hafta sonlarında yani mesai saatlerinde değil boş zamanlarında bizim Udemy hesabımızı kullanarak kendini teknolojiler konusunda daha iyi bir noktaya taşıyabilirsin diye veriyorlar. Onun haricinde senin task'ın eğer bir şeyler öğrenmeni gerektiriyorsa bu genellikle çoğu zaman gerektiriyor. Bu durumda da Udemy kursu olur, YouTube'da bir video olur. Eğer senin task'ını ilerletecek bir şey varsa orada bir bilgi varsa bunları da öğrenebilirsin, bunları da yapabilirsin. Video olmak zorunda değil. Gerekirse gider dokümantasyonu üzerinden o bilgiye erişebilirsin. Kısaca task'ınla alakalıysa okey ama genelde hafta sonu için veriyorlar. Peki ben bir junior olarak karşılaşmadığım birçok senaryo var. Hiç daha önce yapmadığım birçok şey var ve bazılarında yalpalıyorum, takılıyorum. Belki o deadline'ı oldukça fazla aşıyorum. Yani bu durumda benim üstümdeki insanlar bana nasıl davranacaklar? Hangisi doğru, hangisi yanlış? Yani bana böyle çok İletişim baskıcı çok önemli bu şekilde arada. davranmaları mı daha mantıklı yoksa böyle tamam Burak olur falan tarzı. Ya yani bunun oluru nasıl? Doğrusu nasıl yani? İletişim çok önemli bu durumlarda. Senin ilk başta yapman gereken zaten az önce de söyledim. Task'ın kapsamıyla alakalı genişleme olursa bunu belirtmen. O an kimse o artık o. Proje yöneticisi de olur. PM dediğimiz. Veya takım lideri de olur. Veya bir senior developer da olabilir. Bunları kayıt altına alman gerekiyor.
Task'ın üzerine not almalısın yazılı bir şekilde. Bunları söylediğin zaman sorumluluk senden kalkmamış oluyor. Günün sonunda diyelim ki task çok uzadı. Sen bitiremedin, bir noktada kaldı. Neden bitiremedin diye soracaklar sana. Sen diyeceksin ki falan oldu, filan oldu. Senior developer vardı, niye yardım istemedin? Ona yazdım, cevap dönmedi diyebilirsin veya ona yazma aklıma gelmedi. Bir sonrakinde yardım isterim ondan dersin. Anladın mı? Ama senin son gün artık sprint kapanıyor. Yani artık task'ların bitme evresine gelinmiş. Ya sen diyorsun ki benim task bitmedi. Burada bir iletişimsizlik olmuş oluyor. Burada bir problem çıkar. Bu yüzden mümkün mertebe senin bol bol iletişimde kalman gerekiyor. Bu durumları izah edip task'ın üzerinde not alman gerekiyor. O gün sprint bittiği zaman task'ın bitmediyse bunları göstererek bakın ben size demiştim böyle böyle durumlar yaşadım. Senior'dan yardım istedim. O da çok yoğun dönemedi. Bu sebeplerden dolayı henüz bitiremedim task'ımı deyip kendi yetersizliğini şirket içi iletişimde legal hale getirmen lazım. Evet, anladım. Evet, bu tarz durumlar yaşanıyor. Bende de yaşanıyor. Hani senior diye her şey güllük gülistanlık, her şeyi çok hızlı bitiriyorum, her şey mükemmel değil. Yeni senior olan birisi olarak hala zorlandığım yerler var. Hala geliştirmem gereken, öğrenmem gereken şeyler var. Benim de tasklarımda bu tarz durumlar yaşanıyor ve ben de iletişimde kalıyorum ve sorun yaşamıyorum. Peki bir junior'ın bir senior'ı hangi aralıklarla darlaması makbuldür? Yani sürekli yazıyor falan ya. Bu iyi bir şey mi? Biraz da kendi çırpınması gerekmiyor mu? Ama bu da biraz yavaş bir süreç sonuç olarak. Ya ben çünkü çok inatçıyım mesela kendim bir sorunla karşılaştığımda Google'dan çözmek konusunda. Ya bir komple bir günüm bir şeye gidiyor mesela. Birine sorsam 5 dakikada söyleyecek bana ama falan. Hani bunun ayarı nedir yani? Bence bunun ayarı senior o kapıyı ne kadar açık bıraktıysa. Ha. Yani şimdi bizim şirkete yeni bir arkadaş başladı. Ona bodylik görevi verdiler bana. Ben dedim ki istediğin zaman yaz bana. Yani eğer o an müsaitsem cevap veririm. Müsait değilsem zaten sonradan göreceğim için yine cevap vereceğim. O yüzden sen istediğin zaman yaz. Zaten oradaysam hemen yardımcı olurum sana. İletişiriz yani hallederiz. İkinci olarak ne kadar bunun ölçütü ne de peki? Yani sürekli kapısı tıklanan virüs olmak da rahatsız edici biliyorsun. Evet. Mümkün mertebe şu bizim ana kuralımız olsun. Daha önceden sorduğum bir şeyi sormamaya çalış mesela. Daha önceden sorup öğrendiğim bir şeyi bu yüzden tekrar iletişmemeye çalış mesela. Nasıl yapabilirsin bunu? Olarak daha önceden sordum sana gösterdi. İşte gösterirken ekran kaydı alabilir misin diyebilirsin. Junior'sın ya videosunu izleyip tekrardan öyle şekilleyeceksin. Ekran kaydı alabilir miyim? Ses kaydı alabilir miyim? Veya bir dakika not alıyorum. Ben şimdi bunu not alayım. Hemen ondan sonra devam et tekrardan lütfen. Bu şekilde kendi kümülatif tecrübemizi de oluşturmuş oluruz. Benim var böyle bir kümülatif tecrübe. Benim bir not uygulaması kullanıyorum. Orada kaç tane? 246 tane not olmuş. Oo. Evet, 246 tane ne var şimdi orada? Bir sürü şey var. JavaScript var, Google Cloud var, Nest.js var, Sync varmış. Var oğlu var. Evet. Peki o aşamaya nasıl karar verebiliriz mesela? Şu an o da kafama takıldı. Ben bir sorunla karşılaştım. Yani ne kadar süreyi kendim çabalayarak harcamalıyım? Mesela yarım saat, bir saat uğraştım diyelim ki. Ya da böyle baktım harbiden olmayacak. Direkt sormam doğru mu olur yani? Her şeyi yaptığına emin ol. Yani her yolu denediğine emin ol. İşin içinden çıkamadıysan tamam ben bunu soracağım deyip not al. Sonra git bir hava al önce. Evet. Çünkü hava aldığın zaman geri döndüğün zaman bazı sorunlar çözüldü oluyor. Faydası oluyor yani bunun. Hala çözemediysen sonra bir. Güzel. O zaman var mı eklemek istediğim bir şey ya? Bence müthiş bölüm oldu bu arada. Ben çok tatmin oldum yani şu an. Güzel tatmin olduysan çok iyi bu. Hı. Ben de kendi tecrübelerimi, kendi yaşadıklarımı aktarmış oldum. Evet. 30 dakika oldu. Bunu biraz oradan buradan kessek 20 kusur dakika eder muhtemelen ama bayağı her bir dakikası altın değerinde bir bölüm oldu diyebiliriz bence rahatlıkla. Çünkü benim de tam bu süreçlerden geçerken sürekli böyle aklıma sorular falan geldi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin son bir şey abi? Ona göre kapatalım bölümü. Arkadaşlar morallerini bozmasınlar. Onların morallerinden hiçbir şey daha değerli değil. O zaman bir sonraki bölüme dek görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.